Merhaba arkadaşlar, ben Bahar. Bugünkü konumuz canım sıkılıyor, ne yapabilirim? Aslında bu bir blog yazısı ve bu yazıyı ben 2020'de yazmışım. Şu anda 2023, 3 yıl sonrasında tekrardan bu yazıyı okuyup aslında sizinle de podcast olarak paylaşacağım. Ancak yazıyı bitirdikten sonra kısa bir kendi düşüncelerimi de açıklamak isterim. Yazdığım bu yazıya karşı. O zaman başlayalım. Bu yazıda canı sıkılan kişilere küçük tavsiyeler vermek istiyorum. Aslında bu tavsiyeleri birebir kendime öneriyorum. O yüzden böyle bir yazıyı yazıyorum. Çünkü yazıyı yazdıkça aslında kendi zihnimde de kalıcı olarak etki uyandırıyorum. Ne demek istediğimi aşağıda daha iyi anlayacaksınız. Kişi, iki nokta üst üste. Canım sıkılıyor, ne yapabilirim? Tüm uygulamalara girdim. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Dahası şöyle böyle. Tüketime devam, devam ve gün boyunca sosyal medyadayım. İşte çok canım sıkılıyor. Ne yapabilirim tekrardan? Soruyor kendine. Nokta atışı ile önereceğim tek şey ise tüketmeyi bırak ve üretmeye geç. Evet, bu kadar basit. Üretmeye geçmek. Tabii üretmezsen senin bu kadar canın sıkılır. Dünyaya tükettiklerini tekrar geri vermen gerek. İşte oyun budur. Kişi, iki nokta üst üste. Üretmek dedin de ne üreteceğim? Mühendis miyim? Kendinizi aşağı yukarı tanıyorsunuzdur. Sevdiğiniz bir alanda bir şeyler üretin ve paylaşın. Güzel olur, çirkin olur ama yine de paylaşın. Sosyal platformlarda eleştirilerden çekinmeyin. Eleştirsinler ki siz de sevdiğiniz o alanlarda daha ileriye gidin. Kısacası kalkın ayağa ve üretin. Yani kısacası ayağa kalkın ve üretin dedik. Şimdi bu yazı aslında 2020'de yazmıştım. Yani 3 yıl sonrasında şimdi de 2023'te bu yazının biraz daha üzerinden geçeceğim. Kendi fikirlerimi tekrardan paylaşacağım. İlk öncelikle bu yazıda benim biraz daha vurgulamak istediğim kısımlar tüketim ve üretim kısmıydı. Tüketim kısmı biz gittikçe gerçekten de çok aşırı tüketiyoruz. Özellikle hayatımız daha da kolaylaştığından dolayı daha da tüketiyoruz. Örneğin yani 100 yıl öncesindeki bir bireyle hani şu anki bireyin boş zamanı çok da farklıdır bence, değil mi? Yani mesela 100 yıl öncesinde yaşayan bir kişi büyük ihtimalle pek de zamanı olacağını düşünmüyorum aslında. Yani şey konusunda hani köyde yaşıyorsundur. Köyde ne olur? Hani bir sürü iş olur, değil mi? O yüzden kendine pek bir zaman ayıramazsın ve boş zamanın da olmaz. Ancak şu anki modern dünyada aslında kişilerin, bireylerin genellikle çok boş zamanları olabiliyor, ancak bu boş zamanlarını da pek verimli kullanamıyorlar. Ne yapıyorlar? Peki tüketiyorlar. Bu tüketim de hani pek de faydalı şeye de dönüşmüyor bakarsak. Örneğin TikTok kullanılıyor en çok ya da YouTube, Instagram. Bu tarz uygulamalara girip hani tüketiyoruz. Farklı tüketim kanalları olsa evet belki de verimli olabilir. Ancak bu kanallarda hani yani bu kanallar çok tüketiliyor diyeyim. Tabii ki burada da şöyle bir şey de diyebiliriz aslında. Hani bu kanallarda da yani YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlarda da gerçekten de verimli, güzel içerikler olabilir. Ancak hepimiz gerçekten de o verimli içeriklerden mi tüketiyoruz? Ya da verimli içerik derken neden bahsediyorum? Onu kendiniz cevaplarsınız artık. Şöyle yani hani o verimli içeriği aslında kendinize göre bir kavramla örtüştürebilirsiniz. Yani benim bu cümlelerdeki aslında kısaca demek istediğim tüketiyoruz, tüketiyoruz, tüketiyoruz. Tüketim kısmını işte biraz daha belki dengelemeliyiz. Tüketim ve üretim kısmını dengeleyebiliriz. Peki bu dengeleme kısmında işte aslında iş bize düşüyor. Tüketmek yerine biraz daha üretime yönelmeliyiz. Çünkü tüketim kolaydır, üretim zordur. Aslında o yüzden de çok da herkes üretici değildir. Yani bu yüzden üretim kısmını aslında biraz daha vurguladım. Ve aslında ürettikçe biz gelişiyoruz. Çünkü üretim pasif bir şey değildir. Üretim aktif bir şeydir ve aslında seni bir şeylere zorlar, öğrenmeye zorlar. Örneğin ben bir blog yazısı yazıyorum. Bir konu hakkında olsun, örneğin ne olsun? Tarih hakkında olsun işte 21. yüzyıldaki insan hakları.
gibi böyle bir konu olsun. Şu anda tam konuyu bile şey yapamadım ama olsun. Böyle bir konu olsun. 21. yüzyıldaki insan hakları olsun. Bu konuda mesela bir yazı yazacağım. Bir içerik üreteceğim. Ne yapacağım? Bir araştırma yapacağım. Araştırma sonucunda belli bilgiler elde edeceğim ve bu belli bilgileri de hikayeleştirip aslında anlatmaya çalışacağım. İşte bu beni geliştiren bir şeydir ve bu da üretimdir. Ancak tüketimde biraz daha bu şeyler geride kalıyor ve aslında öğrenme evresini de tam gerçekleştirdiğimizi de düşünmüyorum. Zaten bu yüzden eğitim sistemi de pek de iyi olmuyor gibime geliyor. Yani buradan eğitim sistemine girmek mantıklı mı bilmiyorum çünkü çok uzayabilir. Ama içerik üretmek, yani üretim kısmı, bu içerik üretmek olur ya da bir proje üretmek olur. Üretim kısmı işte aktif bir şeydir ve bizi de geliştirir tüketmeye kıyasla. Bu yüzden üretin, üretin, üretin diyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Sizin ürettikleriniz neler var? Benimle de paylaşın. Ben de sizin ürettiklerinizi takip edeyim, biraz tüketeyim. Kaliteli olacağına inanıyorum. Ve bu kadardı aslında kafamdaki şeyler. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz.